Merhaba sevgili dostlar, bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum Lübnanlı Salah. Salah hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol, Allah'a şükür. Allah iyilik sağlık versin. Salah, bize kendinden bahseder misin? İstanbul'da yaşadığını biliyorum. Lübnanlısın. Evet, evet doğru. Bize kendinden bahseder misin? Yani ben Lübnanlı, İstanbul'da yaşıyorum. Asıl meslek mühendislik. Tamam. Ama sonra böyle sosyal medya işe girdim. Ve artık Instagram, özellikle Instagram'da tabii ve YouTube'da bazen yemek tanıtımı, turizm tanıtımı, yani Türkiye'yi genel olarak Türkiye'yi tanıtıyorum Araplara. Sana çok teşekkür ediyorum. Türkiye'mizin birçok bölgesini ve Gaziantep'i Arap dostlarımıza çok güzel paylaşıyorsun, çok güzel tanıtıyorsun. Bunun için sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün size yemek yapacağız. Sen mantar kebabını çok seviyorsun. Evet. Mantar kebabı yapacağız ve kaburga kebabı yapacağız. Kaburga yedin mi? Daha önce yedin mi? Kaburga yedim, evet. Yedim. Hı. Bir de ben yapacağım, bakalım nasıl olacak. Tamam. Ben biraz daha sade yapıyorum ama bakacağız. Tabii. Tamam. Kesinlikle çok güzel olacak. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Eminim, çok eminim. Tamam, tamam, başlayalım. Evet, domatesi, biberimizi saplayalım önce. Acı biber mi? Bakıyorum. Acı Antep biberi. Bunun ismi topak biber, Antep biberi. Şimdi çıkmaya başladı, mevsimi geliyor yavaş yavaş. Çok lezzetli ve çok güzeldir. Sen mantar kebabını seviyordun değil mi? Evet, çok. O da Antepli mantar değil mi? Aslında Antep'in böyle bir zebzesinin olduğunu düşünmüyorum ama Antep'te yetişiyor. Burada bir üretici var. Şimdi Ciğerci Mustafa yani hakkında biraz anlatabilir misiniz? Ciğerci Mustafa, tabii ki. Ciğerci Mustafa babamın ismi. Mustafa ismi babamın ismi. Hani o tarihlerde 1970'li yıllarda ustalığına başladığı bir iş. Tabii o zamanlar biz sadece ciğer kebabı satardık, ciğer satardık ama şimdi kendimizi daha da geliştirdik. Zamanla her çeşit, mesela şimdi bizde 40 çeşit kebap var. Hemen hemen tüm kebapları yapıyoruz. Peki kebap sonra yani sizin yani babanız zamanında yoksa siz... Hayır, kebap babamın zamanında. Ha, babanın zamanında. İlk başladığı ciğerle sonra yavaş yavaş tüm kebap çeşitlerine Gaziantep'e has olan, yani Gaziantep'in özelliği olan kebapları ön planda tutarak tüm kebapları yapmaya başladım. Bu kaburga kebabı. Kaburga kebabı, evet. Biraz etin, ben kıymayı da bundan yaparım iş yerimde. Biraz yağlı gibi gözükür ama piştiğinde o yağ kalmayacak. Çok daha, ben çok severim, lezzetli. Sen de seviyorsundur. Arap kültürü, Türk kültürü, özellikle Kuzey Suriye burada çok mutfak çok benzer. Benzer. Bunu mesela anlatabilir misiniz belki yani? Tabii. Şöyle, şimdi ben senin videolarının tamamını izliyorum, takip ediyorum. Arap dostlarımız ve bizim mutfağımız, evet, birbirine benziyor. Bizde Gaziantep'e has yemekler vardır. Mesela bizim sulu yemekler dediğimiz ev yemeklerimiz de çok ön plandadır. Ha, biz kendimiz yapıyor muyuz? Çok fazla yapmıyoruz ama ön planda çıkan yemeklerin hepsini severek tüketiyoruz. Mesela siz et çok seversiniz. Değil mi? Eti çeşit çeşit yaparsınız. Haşlaması olsun. Genelde bizim gibi zebzeli yemekler değil de et ağırlıklı yemekler seviyorsunuz, doğru mu? Bir de ben bir şey dikkat ettim, fark ettim. Tamam. Güneydoğu baharat çok seviyor. Evet, baharat. Biz Araplar aynı. Baharat, baharat seviyoruz. Çok seviyoruz. Mesela İstanbul, diğer bölgeler baharat çok az ya da hiç. Evet, biz yemeklerde. Yani bu çok benzer. Güneydoğu baharat kültürü ve bizim baharat çok yakın yani. Mesela bizim bazı yaptığımız etlerde baharat kullanmıyoruz. Sebebi de etin o kuzunun tadını alabilmek için. Ama baharatlı yaptığımız, çok baharatla yaptığımız yemekler de var. Hani lezzete göre, isteğe göre. Ama bu Güneydoğu daha fazla. Güneydoğu'da baharatlı daha fazla tabii. Evet. Biz de Urfalı dostlarımızla, Diyarbakırlı dostlarımızla. Bunu demek istedim. Yani biz Araplar da baharat kültürü size benziyor yani, değil mi? Evet, benziyor. Evet. Sizin o kuzuları haşlama yaptığınız falan, pilav üstüne yaptığınız videolar var. Eminim çok da lezzetlidir. Ben de çok beğeniyorum onları. Çok güzel oluyor. Sizde var bu, değil mi? Bizde de var ama sizin yaptığınız daha biraz daha farklı. Hmm.
Peki siz acı sever misiniz? Ben seviyorum. Eskiden çok sevmedim ama şu an alıştım. Acı bizim Antep'te çok yenilir, çok severek tüketilir. Bizim Antep'in o bu topak biberin böyle bir ay sonra falan çok daha acıları gelir. Çok daha çok acı olur evet. Ama lezzetlidir böyle. Çok ağzını böyle saatlerce yakmaz. Sevgili dostlar, sevgili Salah'la yemeğimizi yaptık. Şimdi de tadına bakacağız. Özür diliyoruz ama tadına bakmak zorundayız. Hakkınızı helal edin. Evet Salah, bakalım. Ben böyle direkt... Vallahi, evet. Ekhud hek, jarrab el kaburga. Yani ben daha önce yedim ama şimdi devam. Peki. O zaman ben... Çok güzel. Cidden raya maşallah. Ben izleyicilerimizin huzurunda sana çok teşekkür ederim. Sana neden teşekkür ederim? Türkiye'mizi Arap ülkelerine tanıttığın için, birçok ülkeye Gaziantep'imizi tanıttığın için sana herkesin huzurunda tekrar teşekkür ederim. Gaziantep'e de sık sık bekliyoruz seni inşallah. Evet sevgili dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beğeni ve takipler için, iyi niyetli, güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.